Neyi kırdı? Elmayı kırdı, ısırdığım elmayı. Aa evet, bak elmayı dişliyor. Aa bak ne kadar dişlemiş, gördünüz mü? Hı-hı. Latte elmayı sevdi. Elma mı? Şey, latte mi dişledi yoksa kahve mi? Latte. Kahve de burada. Latte. Kahve. Kovdum, ne kadar büyümüşler. Onu da kahveye ver istedim. Kahveye bir tane elma versene Kübiş. Ben vereceğim. Evet Kübra, bakalım. Evet, bizim elma ağacımızdan bir elma aldı. Aa! Oh! Sen niye ısırıyorsun? Evet, hadi verelim bakalım. Evet. Bakalım kahve yiyecek mi şimdi bunu? Vefa niye oturuyorsun? At mı o? Evet, at. Şimdi bir durun. Hayır, hayır, öyle oturulmaz. Şimdi bir bekleyin bakalım latte elmasını yiyecek mi? Kahve şimdi elmasını aldı önüne. Kokluyor şu anda. Peki latte'ye bakalım. Latte birazcık yaladı. Bakalım kahve yiyecek mi? Kahve şu an dişliyor. Bak şimdi bakalım yiyecek mi kahve? Kahve, kocuğum ya. Bakalım. Ucundan mı ısırıyor? Evet. Bakayım ne yapıyorsunuz? Latte. Şimdi bir dakika bak. Latte şimdi şu anda onu yemek istiyor galiba. Vefa sen bu ayakkabıları niye giydin? Motor sürmek için. Motor sürmek için mi? Bugün motor sürmeye mi gideceğiz? Kapra. Peki ya motor sürmeye götürmezsem? Götüreceksin. Neden götürmek zorundayım? Çünkü senden motor süreceğim. Ben sana öyle söz mü verdim? Evet. Peki söz verip de sözümü tutmayabilirim. Çok yaşlı adamlar sözünü tutar. Ya adam ya, aferin sana. Yani öyle, bir söz veriyorsan sözünü tutacaksın kardeş. Ne geldin yine? Ne geldin? Elma şu, yat elman bakayım burada. Şuraya yat. Elman burada. Çok heyecanlılar şu an. Ya latte bir motor değil Vefa. Tam üstüne binip ne yapmaya çalışıyorsun motor sen onunla? Baba kahve buradan yaladı. Nereden yaladı? Allah Allah. Evet, burası da bizim ev. İlk defa şöyle bir göstereyim size bu bahçe tarafını. Burası bak Yasemin hocanızın ekim yaptığı yer, böyle buralar. Buralarda işte domateslerimiz, salatalıklarımız falan var. Ondan sonra burada bizim böyle işte buradan başlayan şöyle büyük bir bahçemiz var. O tarafta latte ile kahvenin yeri. Hatta orayı da bir göstereyim size istiyorsanız. Kahve de bize eşlik etsin. Kahve. İşte burası da kahve ile latte'nin yeri. Burası benim yayın odam. Hani yayınlarda böyle benim pencereme geliyorlardı ya. Çıkıyorlar işte oradan, hani aa kahve geldi, latte geldi diyorum ya ben. İşte geliyorlar bunun önüne. Buradan içeriye bakıyorlar bana. Bu da benim yayın odamın kliması. Sürekli çalışır vaziyette. Burası bu kahvenin şeyiydi aslında. Kulübesiydi. Fakat latte ile beraber ikisi yatıyor. Çünkü içi büyük bir kulübe. Daha o kadar, yani kahve bizim beklediğimiz kadar büyümedi. Normalde daha büyük, biraz daha büyük olması lazımdı kahvenin. Ama dişi ve genetik olduğundan dolayı biraz daha küçük kaldı. O taraf onların tuvaleti ama henüz daha alışamadılar. Ben de uğraşıyorum, hani alıştırmaya çalışıyoruz. Böyle de onların bir yeri var. Burası bizim kışlık odunlarımızın olduğu yer. Bu işte mamaları. Bu işte babamın motoru. Ön tarafta Vefa'nın yarış motoruyla normal motoru ön tarafta. Vefa'nın biliyorsunuz artık iki tane motor var. Biri yarış motoru, biri normal mavi motoru. Evet, burada böyle bir yer işte bahçede. Vefa, elmadan en büyük ne kadar ısırabilirsin? Göster bakalım. En büyük ne kadar ısıracağım? Bu kadar mı? Daha büyük ısıramıyor musun? Daha büyük bir ağzın yok mu? Bak halen daha üstüne binmeye çalışıyor ya. Vefa her şeyi motor olarak görüyor galiba hayatta. Üstüne binmeye çalışıyor. Aldın mı? Motor var da Vefa, motor. Hala binmeye çalışıyor ya. Allah, motor diyor, latte'ye binmeye çalışıyor, rahatsız ya. Latte de hiç sesini çıkartmıyor. Kahve motor. Ya kahveye bir elma yedirtmediniz var ya. Aa üstüne oturdu bak şimdi. Hala motor diyor ya. Benim motorum. Bu arada latte bayağı büyüdü. Adam. Baba buradan gerçekten öptü. Ya ama bir bırakın da yani elmalarını bir yesinler. Bak ilk bak latte yalıyor elmasını, gördün mü? Ya ama yani o bir türlü elmasını da bir rahat rahat yiyemedi ama. Ya Vefa ev her buldu, köpeğe biniyor Vefa ya. Hah, çıkın Vefa'nın üstüne. Çık. Ne oldu Esra? Neyin kaçtı? Ha, kedin mi kaçtı? Dur size Esra'yı göstereyim. Nasıl yani?
Hayır. Otur lan. Tipsiz. Heh, bak ağzına. Bak elimi sokuyorum ısırmaz. Beni sokacağım ama yalıyor. Benim ben sokarsam bana bir şey yapar mı? Yapamaz kızım, bunlar bizi çok seviyor. Biz de onları seviyoruz. Asla ısırmazlar. Ben hep böyle elimi onların ağzına sokarım, hiçbir şey yapmazlar. Ya Vefa, binmeye çalışma artık. Bak rahatsız oluyorlar şu anda. Bak bak, elmasını yesin artık, bırak. Bak elmasını yalıyor şu anda. Hayır hayır hayır, ben kapıyı açıyorum kızım, dur. Gel kahve buraya, hayır. Latte gel. Bak nasıl söz dinliyor, görüyorsunuz. Gel buraya içeri, geç. Aferin benim oğluma. Şu kapıyı kilitleyemedim. Eğitim her şey kardeş. Öyle gel dedim mi gelecek, otur dedim mi oturacak, kalk dedim mi kalkacak. Vefa tabi bunları yapmıyor ama köpeklerim yapıyor yani. Evet, biraz daha şunların oynayışlarını çekeyim size. Vefacığım bir bırak da bir oynasınlar, şimdi içeri alacağım onları çünkü. Bu bahçede çok uzun süre vakit geçirtmiyorum çünkü çimlere çok zarar veriyorlar. Ben burayı günlük böyle çıkartıyorum. Burada bol bol mesela ot yiyorlar. Aslında en çok ilginç bir şey gibi gelebilir size. Şu Vefa'nın üstüne bir atlasa da bak şimdi. Vefa senin üstüne hiç çıkmıyorlar. Aha aha. Tamam Latte. sen onu öyle istiyorsun ama. He? Öyle artistlik yaparsan böyle olur işte. Ya Latte'nin intikamı oldu bu. Sen Latte öyle yaparsan o da sana öyle yapar. Süper oldu şu an. Oh, Latte Vefa'dan öcünü ve intikamını aldı abi. Adamsın Latte. İşte bir adam. Tamam seni de göstereyim ha. Evet, Kübra'nın bakın dişine bakın. Kübra'nın bir tane dişi çıktı. O büyüyor. Şimdi yanındaki sallanıyor. Değil mi Kübiş? Şimdi bak. Yerlerine çağıracağım onları. Gelsinler şimdi. Bak şuradalar şu anda. Latte, kahve. Gel. Bak nasıl geliyorlar görüyorsunuz değil mi? İşte bu kadar. Vefa sen dışarı oğlum. Yok. Sen dışarı. Allah'ım ya. Köpeklere söz geçiriyorum. Vefa'ya söz geçireyim. Burada su kapları var. Böyle buradan su içiyorlar. Susadılar tabii bu kadar oynamaya. Hadi bakalım. Havasımı aradık. Abone falan değilseniz de artık olursunuz yani. Artık.